Evet futbol gerçekten çok enteresan bir oyun. E, dramatik bir kapanış oldu. 23. haftada Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ettiği ilk yarısını 1-0 kapadığı maçta kısaca hocama sözü şöyle atacağım. Barış Alper devam dedi. E, gerçekten çok enteresan bir karşılaşmaya tanıklık ettik ve puan puana nefes nefese yarış zirvede devam ediyor hocam. Bu ligin adı ne? Süper. Yol, futbol. Ha, evet, futbol. Evet. İki takım için hep bütün takım tren yol basketbol yaptım ben. Yani şimdi Galatasaray özellikle e, maç oynanıyor. 60-70 derece daha sahasına falan giriyorlar. Gol diyorlar orada bir tane. 5-6 kişiyle ailece hatta 7 9 yapalım diyor hoca. Oyunun sonuna kadar e, devam ediyor ataklarına. Tehdit sıfır. Rakipten. Bak Türkiye'de bu kadar kötü Anadolu takımları ben hiç görmedim kariyerim boyunca. İzliyoruz abi. Hepsini izliyorum. Baştan aşağı birkaç tane istisna dışında. Şimdi Antep Fenerbahçe'ye bir sıfır mağlup oluyor. 3 gün oynansa Fenerbahçe yenilmez. Bir kere cepte. Hı <laughs> hı. Antep Galatasaray maçında öne geçiyor. 7 gün oynansa yiyeceksiniz gol. Ha bir bir bitebilir, bir bitebilir, bitebilir, bir bitebilir. Önce şimdi rakip takımda öylese bir artık Hücuma şey yapmış ki, oyuncularını sokmuş ki. Yani ikinciye atarsan attı ama zaten atacak hali yok rakip takımın. Gidecek iki tane pasla gidecek hali yok. Aynı Kadıköy'de olduğu gibi. Yani bu antrenörler, mesela Sumudika tamam beşli, onlu, dokuzlu, onlu bir şeyler oynatıyorlar ama e, nasıl oluyor anlamadım. tabi geçen hafta çok önemli bir cümle kullandım bence. Okan Buruk bu ligi yutmuş abi. Ee, hiç kimsenin hemen hemen yapmadığı, zaman zaman böylesine maçlarda son 20 dakika yapacağı şeyleri... Devrede yapıyor. Devrede yapıyor filan. <laughs> 30. dakika falan bir uyandı ama, taraftara döndü, oyunculara döndü. Bir dakika dedi, bugün biraz farklı bir gün gibi dedi. Sanki... Bu iş kolay olmuş. Şekirge olmadı. misali olabilir. Şimdi İstanbul Spor maçı böyle, Kayseri maçı filan direkten döndük. Aman ha dedi. Şimdi de 3 tane stoper uzun, karnım buraya dönecek, beş o, e, bekleri de sıkışacak. Dört tane önünde ayrılmayan evet, blok oyuncular. Ee, tabii ki orada artık hünerler başlayacak. İyi vuruşlar ortaya çıkacak. Saha bir denede olmadı. iki denedi olmadı. Mertens, Aa, Mertens vurdu. vurdu. Çataldan döndü. Çatal çatal iki tane evet. döndü. Üç dört tane direkten döndü galiba. Var bir tane Icardi'nin kafası Üç var. Üç tane ben saydım da. Icardi, Mertens, Demirbay'ın frikiği. Evet Fricchi var. Saha'nın ee, ee, var. Tabii ki burada ön Hanım tabii burada şimdi maçın istatistiğini koysak skordan bağımsız koyalım. Hiç kimse de izlememiş servis yapalım dünyaya. Ya böylelik mi olur dersin? Bu maç 7-1 bitti falan dersin. 7-0 falan bitti dersin. Değil mi? Hatta evet. bir sıfırken ikinci de buluyordu bir de Antep. Hani Muslera. Muslera inanılmaz. Evet. Hatta evet. önce açıldığı bir top var hocam. Yani evet, karede evet. yoktu evet, evet. Şimdi Muslera burada yani. 76'ya 24, 33 şut İsabet oranı az. 13 korner, 512 pas, 65 ceza sahasında falan girmiş. Bu arada bence 5 dakika falan da komik bir yeni kuralları. Bu maç 8-9 dakika uzardı. Ee, ama şu var. Galatasaray'da Okan Hoca biraz daha sağ dışına çıkayım, sağ içine gireceğiz. Fenerbahçe şu anda başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal bir gün ilk haftasından önce bir toplantı yapıyorlar. Samandır'da. Bir diğer tarafta Dursun Bey de Okan Buruk'la yapıyor. Futbol şubeden Selahattin Baki'de var ya Ali Bey'in. Dursun Bey'in derden Bey, de Bey var Ya diyor, ben bu işleri bağladım. 23. haftasında 60 puanımız var. Gülerlerdi. Ya başkan ciddi konulara girelim der İsmail Kartal. Öbür taraftan da aynı cümleleri Okan Buruk söyler. Ya 23. hafta bitti. 60 tane puanımız var dese. Bence Türkiye'de bu 23. hafta 60 puanı 4 sene şampiyon olan Galatasaray 100 gol atan bizim takım daha iyi olmak üzere ben yaptığını zannetmiyorum. Bu arada hakimin e, kötü maç yönettiği Galatasaray'ı tut, tut, tutmadı bunu hiç söylemeden şunu söyleyeyim. Hakemler girince Galatasaray Fener çak 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 yapıyorlar. Oh diyorlar. Yendiler rahatlık diyorlar. Şeye ona göre uzatıyorlar dakikaları. Onu söyleyeyim. Skora göre uzatıyorlar. Bunu görüyor, görüyoruz yani ki hakem de yani böyle gri diyebileceğimiz pozisyon yok ama hiç etkilenmeden vardı da işini yaptı. Kötü maç yönetmedi açıkçası Ar kardeşler. Bir tek hakemlerin bu tip maçlarda çok yavaş oyununa sokuyorlar kadeciler. Fenerbahçe evet. ve Galatasaray'ın Rakipler evet. yani. Ve İsmail Kartal ve Okan Burun da yok öyle bir şey mümkün değil derler. 60 yaptık. İkinci bir takımın 60 yapma ihtimali var mı diye aklı başında birikti. Mümkün diye dersiz. Türkiye'nin 4 büyük kulübü var. İkisi bir, iki tanesi birinci haftadan force etmiş. Diğer ikisi 5. haftadan itibaren 3 yiyor, 5 yiyor, 4 İki yiyor. ileri bir gelir sizin tabi. Daha da kötü olmaya başladılar. Rakipsiz bir o. O arada Trabzonspor'da sahasında Kasım Paşa'yı. İçki mali. Daha önce de Galatasaray'da Tabii ki bu arada Trabzonspor sonuç 0 puanla. <laughs> Son 3 maç kay kaybetti 3. sırada. Evet. Toplam 7 gol. 9, 31 gol 3 maçta. Son maçta. 9 gol yedi. 5. Evet. Sıfır puan yok. 3. Ne güzel değil mi? Güzel bir iki. Ama dördüncü ve 5. de. Maşallah 5. Rize eksi 6 avarajla. 5. Beşiktaş artı 2 avarajla. 16. Karagümrük artı birle. ile 16. Bunu da o konu için Açık konuşalım. Fenerbahçe'nin oyunla bak daha tok oynuyor. Yani nasıl dersin? Hem istek var hem böyle kuvvetli oyun var. Ama Okan Buruk'un yaptığı bir şey var. Taktik yani yazarız ya 4-2-3-1-4 bunların dışında artık bir Okan Buruk olmuş. Bu sene özellikle bakın Akhisar'da kupa aldı o oldu bu oldu. Geçen sene de şampiyon oldu ama bu sene düşünmüş taşınmış güzel oğluyla demiş ki ya biz böyle bir dik oynayacağız kardeşim biz böyle de oyuncular geldi bize ki bir tarafta Fenerbahçe dün İsmail Kartal'ın demecini maçtan sonra okudum diyor ki Santifor alacağız bir tane alternatif diğer diyor öyle değil televizyon ben öyle duydum bir taraftaki ha, bizim... stoper yedi, iki tane nasıl <laughs> stoper alıyor beş stoperin 4 yani dört stoperin yanına milli oyuncuların yanına ee, ve e, Ceko varken King de zaman zaman orada oynayabilecekken bir tane santrafor alacağım diyor. Peki diyor başkan da. Bu da diyor ki ya bizim para ihtiyacımız var. Şu şaşobeye bir 30'a verelim diyor. Ver diyor gitsin diyor. Ben kanla şimdi idare edelim diyor. Tabii ki Cuma'ya kadar alması gerekiyor. Sağ beki, sol, beki. beki. Önceliği sağ bek olarak. Çünkü Kaan'ın artık bu oyun formatında sağ bekte verim alamayacağını e, görebiliriz. Çünkü bayağı bir kenarlara inebiliyor Galatasaray. Solda dikkat ediyorsan iki maçtır Barış sola geçince daha etkili oynuyor. Klasik sol taraf oyuncu olmamasına rağmen solu benim semesini ilk ya da sağdaki topla koordinasyonlarını zamanlarında Sıkıntısı. sıkıntısını görebiliyoruz. Evet. O yüzden iki tane oyuncu istiyordur hoca. Ama olmazsa olmazı normalde sol bekleyeceğimize şaşa boyadan sonra sağ, bek olarak değerlendiriyordur. Bir oyuncu bundan daha iyi oynayamaz. Bütün 50 bin Galatasaraylı, Okan Buruk, İrfan Hoca bütün takım gelecek Toray'a gel kardeşim diyecek. Sana bir sarılayım. Sen Allah bin kere razı olsun. Yani, yani sen nasıl bir adamsın? Yani bir sülaleci gidiyoruz. <laughs> tek başına yani, oralarda. Süpürüyorsun her Süpürmeye çalışıyorsun. Bir de Nelson şey derim Nelson'a. Bak Nelson bir ara küsmüştün. Ya haksız da değilsin galiba. O konu hocaya da formayı verdi. Bir daha vermiyorsun. Konsantrasyon müthiş. Çünkü bakın iki oyuncudan bahsediyoruz. Birisi savunmanın önünde oynayan orta saha. Bir Birisi, merkezi topar. Şöyle başladı Galatasaray Kerem Demirbay ve Torreira ikilisiyle. Orada ee, Torreira'nın çok kritik hocam o kalabalığın içinde 3 tane ya. nokta pası da var. Yani hani arkadaş yarıda adamlar. da evet şak diye Mertens'i evet. bıraktı. İnanılmaz taraftı. tek toplar inanılmaz ve oynadı yani. bugün de oyunun stoperlerden alıp topu başlatmaya başlattı. Evet, hemen yani, geri kazanması. Emin olun yani o çok farklı ben yani Torreira Fred ikilisini denk getirseymiş Galatasaray veya Fener evet. şimdiden bu <laughs> her türlü bitmişti diye düşünüyorum. Şimdi Hatta. böyle başladı nasıl bitiriyor? gelin bakın. Sevgili izleyiciler Galatasaray böyle başladı. Oyun nasıl bitirdi? Arayı, ara, arayı boş geçelim direkt son dakikaya gelelim. Gelin son dakikaya. Torre Stoper, Eyüp Merkez Ortası, Halil Icardi Zaha Tete. Hatta bence Mert, Mertens de biraz Halil'in yanına doğru. Tabii Sifran <laughs> gibi ki evet. bence bunu ilk golde mesela müthiş bir egoistik yapmadı. Evet. evet. Zahaya verdi. Zaha'ya da zaten kulübe de özellikle istemesinin sebebi çok böyle adeta oturumu yaptılar. Bunu istiyor. Sen öyle bir ki Olur. biz Murat'a dön diyor. Yani evet. arkan dönük alma. Evet. Çünkü bir dener denedi. O direkten döndü. İki avut attı. Üçüncü Üç adam ayağından dördüncü de vurup gol atabilirsin diyor. Bunun için oyuna sokuyor. Ve sağa başlayan Barış Alper de normal şartlarda 10 kere vursan 7 tanesi kale arkası tribüne gider. O fasolu havadan gelen topu da müthiş kapattı. ayağını kapattı. Yani. Böyle bir damvari bir vuruş yaptı. Yani. Bir dakika Mertens çıktı yalnız arkadaşlar. Derbi, 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 derbi.